Sevgili kova burçları, sevgili balık burçları. Şimdi sizlerin haftalık kahve falını bakmak üzere karşınızdayım. Sevgili kova burçları, gördüğünüz bu sarmaşık desenli fincan üzerine isteklerinizi, dileklerinizi, düşüncelerinizi, korkularınızı, beklentilerinizi lütfen yoğunlaştırın. 10 saniye kadar suskunca bekleyin. Bu fincanın içerisinde bütün niyetlerinizin olduğunu düşünün. 10 saniye kadar suskunluk lütfen. Sevgili balık burçları, düşünceleriniz, duygularınız, varsa endişeleriniz ve istekleriniz ve dahi hayalleriniz, bazı kere rüyalarınız, düşüncelerinizden telepatik yolla bu gül desenli fincanın içerisine odaklansın. 10 saniye kadar sessizlik lütfen. Kova burçları geliyor, sırları ifşa edeceğim ha. Kova burcu genç kızları, neler var böyle? Annelerinizin onaylamadığı, babalarınızın onaylamadığı kişilerle mi konuşuyorsunuz? Duymamış olayım. Hemen gönderin. Kalbin pırpır. Ama artık bilgi için çarpacak kalbin. Çünkü sen kovasın. Kova demek bilgi çağı demektir. Çağa ayak uyduran insan demektir. Burada bir parantez açıyorum. Kovalar uygarlığı yaratan insanlardır. Genelde. Yeniliği hep onlar taşır. Devrimcidirler. Hep ihtilaller onlardan yapılır. Kova çağı değişim, ihtilal, yenilik, uygarlık demektir. Uygarlık ve çağdaşlık aynı sözcükler değildir. Dostlar, yıllar evvel Uğur Mumcu'nun bir yazısında okumuştum. Çok tabii ki uzun yıllar önce. Çağdaşlık ve uygarlık arasındaki fark diyordu, anlatıyordu. Çağdaş olmak ayrı bir şey, uygarlık ayrı bir şey diyordu. Bu anlam kargaşası çoğu kere birlikte kullanılıyor. Çağdaşlık ve uygarlık değilmiş. Uğur Mumcu'nun yorumuydu. Ben de tabii ki büyük üstada katılıyorum. Çağdaş olmak çağını yaşamaktır. Çağımızda ne var? İşte telefon teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, elektrikli otomobiller. Bunlar çağdaşlıktır. Bir de uygar olma hali var. Çağın bir adım ilerisinde yaşamak. Teknoloji olması gerekmiyor. Düşünce olarak da bir adım sonrasında yaşamak. Uygarlık. Mesela sokak hayvanının psikolojisini inceleyen, sokak hayvanının psikolojisiyle uğraşan bir insan uygardır. Örnek bu. Ya da ne bileyim, karısının taşkınlıklarını, sinir krizlerini anlamaya çalışan bir koca uygar bir kocadır. Onu alıp işte iyileştir deyip bir psikoloğa götüren çağdaş bir kocadır. Ya ben de bu karının psikolojisinden bıktım deyip iki tane çakan da evrim geçirmemiş ayıdır. O da artık çok öncelerde evrimini geçirmemiş. Ne o andan ter falan dememiz lazım herhalde. Şimdi dostlarım, nereden nereye geldik? Sevgili kova burçları, çağdaşlığın en güzelini yaşıyorsunuz. Uygarlığı da yaratacaksınız. Şimdi üç büyük konu görüyorum. Ben uygarlığı ben mi yaratacağım diyeceksiniz. Tabii ki zihnimizde biz yaratacağız. Sen, ben, o hepimiz beraber hep bir yerlerde, başka kıtalarda, başka ülkelerde uygarlık hep beraber gelişecek dostlarım. İnsanlık hep beraber gelişecek. İnsanlık hayvan dostlarımızla
bitkileri de kapsayacak. Doğaya olan saygımızı da kapsayacak. Hep beraber uygar olacağız. Bunu söyleyeyim. Şimdi sevgili kova burçları, ben kahve falı baktırmaya geldim. Bu kadın neler söylüyor diyorsun ama sen de kovasın, anlarsın. Çok zekisin ya. Çok zekisin kovalar. Çok zekisin. Senin zekanla kimse boy ölçemez. Sevgili kovacığım, üç büyük yol var önünde. Üç yolu da deneyeceksin. Güzel günler pek yakın. Merak etme. Seni üzen, kızan, ağlatan birileri olmuş. Birileriyle yol ayrımına girmişsin. Hiç girme. Hiç onlarla, çatal dilillerle uğraşma. Kendi yolunda git. Çok iyi şeyler olacak, merak etme. Bir huni sanki bir süt süzülüyor. Bir bereketli dönem, bir iyi bir dönem. Ya da bir anne şefkati seni buluyor sevgili dostum. Yalanlardan, yılanlardan bıkmışsın. Yalanlar, yılanlar bir köşede kalmış. Çatal dilli birisini elinin tersiyle itiyorsun. Gerçekten mert, delikanlı bir şekilde hayatına devam ediyorsun. Gerek kadın, gerek erkek, kovalar bu hafta çok delikanlı. Çok yürekli. Çok bilekli ve bileği de yüreği de sağlam gidecekler. Bir aşk üçgenini ifşa edeceksin. Partnerinle ilgili şüphelerin var, aldatma aldatılma enerjisiyle ilgili. Hiç onlara eyvallah etmeyeceksin. Sen bana yalan mı söyledin? Aldattın mı? Başkası mı var? Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna diyeceksin. De bunu. Rahatlayacaksın. Ama için rahatsız mı? Rahatsız. Ha, bu ömür boyu sürecek mi? Hayır. Bu bir yıl sürecek mi? Hayır. Bir ay sürecek mi? Bir ay bile değil. Çok güzel bir dönem gelecek. Aldatan, aldatılan enerjisinden çıkıp iş yapan insan. Muallakta kalmış bir iş. Ben biraz yaşlıyım. Muallakta kalmış derim. Yani askıda kalmış bir iş. Olur mu, olmaz mı, gelir mi, gelmez mi, aradı mı, aramadı mı? Ya sev, ya terk et diyeceksin. Yol ayrımına gireceksin. Seni seven senle kalıyor sevgili kova. Sevmeyen gidiyor. Onu söyleyebilirim. Bir meşale tutuyorsun elinde hayırlısıyla, çok güzel şeyler olacak. Yalanlardan, yılanlardan kurtulan kova burcu. Evlilik yolunda adım atacak çok azınız. Bazı kova hanımları hamileliklerine sevinebilirler. Hamilelik olayı görüyorum. Ve isminde İ harfi, T harfi olan, adında soyadında olan birisi. İ ve T harflerinden birisinden güzel haberler alacaksın. İyi haberler duyuyorsun. Yaşama sevincin tam. Hayırlı bir telefonla beraber seviniyorsun. Bir kapıdan içeri girdiğini ve gerçekten çok büyük mutluluklara haiz olacağını söyleyebilirim. Balık burçlarından birisi sevgili kova. Balık ve yengeç burçlarıyla olan ilişkilerinde evliliğe kadar gidebilirsin. Aynı zamanda bir ev alma durumunu gerçekleştireceksin. Kırsalda bir ev alma olayın var. Bir ufacık kulübenin üzerinde kocaman bir horoz görüyorum. Hayırlı haberlerle beraber büyük mutluluklara gark olacaksın. Yalnız önündeki bir maddi konuda engel var. Birkaç ay içerisinde onu engeli aştıktan sonra rahatlaman, ferahlaman çok yakın. Her şey yolunda, her şey mutlu, her şey güzel olacak sevgili kova burcu. Sevgili balık burçları, bakalım sizin fincanınızda neler var? Bir planlar, bir çizgiler ve keskin hatlar görüyorum. Bir takım keskin hatlar, bir takım insanlarla yol ayrımı. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Neden böyle yaptın? Niye bunları yaptın der gibi bazı hayal kırıklıklarını, bazı sıkıntılarını attığını, yapacağın çalışmalar ve nükteli konuşmalarla seni üzen insanlardan, seni kıran kişilerden kurtulacağını görüyorum. Bir ayrılık yaşamışsın. Bir hayli üzüntülüsün. Ayrılıkların sonunda ferahlama var. İyi bir yerdesin. Enerjin durmadan akıyor. Akıştasın. Güzel günler pek yakın.
İkisi, beşi, 2 Mart, 5 Mart, sevinçli günler seninle sevgili Balık Burcu. Bakalım. Küçük küçük kısmetlerin var. Bakabilir misiniz sevgili Balık Burçları? Bakabilir misiniz? Küçük küçük kısmetlerin var. Kısmetleri alıp seviniyorsun. 2 tane resmi evrak alacaksın. Sevinçli. Resmi evrakların hemen sonrasında başka bir işleme daha giriştiğini, bunun da seni mutlu ettiğini görmekteyim. Başaklar var burada. Top top başaklar görüyorum hayırlısıyla. Anlamı şudur sevgili dostlarım. Sanki Başak Burcu'ndan birisiyle beraberliğin olacak ve bu da seni mutlu edecek. Başak Burçlarının üzerinde dev dev pireler var. Yani sanki bu beraberliği onaylamayan, dedikodular yapan birileri seni şaşırtmış, seni üzmüş gibi. Koyun görüyorum, yapağı böyle böyle koyun sürüsü, yapağı yün anlamında. Bereket, para, iyilik, güzellik ve saf, temiz bir para sana doğru akıyor. Ticari girişimlerinde başarı olacak. Ve aynı zamanda elinde bir kristal tuttuğunu görüyorum. Berrak günler çok yakın. Tünelin içi karanlık, ucu aydınlık. Bir yola girmişsin, korkuyorsun. Ya bir ilişki, ya bir ticari girişim, ya bir hani içinde bulunduğun karanlıktan kurtulmaya çalışma çabası. Ama başarılısın. Ama başarıyorsun. Ama çok güzel işler yapacaksın sevgili Balık Burcu'm. Sanki elinde bir kağıt var, birisi vermiş. Sanki biri sana bir şiir yazmış. Balıklar zaten şair olurlar. Şair, şiir onlar için kodlamadır. Yani senin şiir yazman da olur. Bir başkasından şiir alman da bu kadersel plan dahilindedir. Bir şiir sanki sana yazılmış, seviniyorsun, mutlusun, huzurlusun. Güzel günler pek yakın, onu söyleyebilirim. Bir masa başında iş yaptığını görüyorum. Sevinçlerin var, mutlulukların var. Haydi hayırlısı bakalım sevgili Balık Burcu. Aynı zamanda yarım bıraktığın bir iş tamamlanıyor. Uzun saçlı, uzun siyah saçlı bir genç kız. Hafif kilolu olabilir, boyu kısa. Çok iyi kalpli, çok temiz, çok nezih bir çevreden geliyor. Bir platonik aşk yaşayabilir. Karşıdaki insan orta boylu, saçları dökülmemiş genç birisi, 30-35 yaşlarında. Sanki bu genç insanın kalbini açmayı başarıyor bir anahtarla. Haydi hayırlısı bakalım. Güzel anahtarlar olsun, güzel kalpler açılsın hayırlısıyla. Şurada oturmuş bir bebek görüyorum. Bir kız çocuğu neşeli gözüküyor. Eğer evladınız varsa hayrını göreceksiniz. Yoksa bir evlat sahibi olmanız söz konusu. Sevgili arkadaşlar. Şurada kirli sakallı bir adam. Bir ağacın üzerinde tünemiş. Yani ekonomik sosyal sıkıntıları olduğu belli. Bir şeylere üzülüyor. Yanında böyle bir aslan figürü var. Devlet kapısından olacak bir işi var. Bir türlü olmuyor, bir türlü gerçekleşmiyor. Bir noktaya bakıyor. Bir ay ya da yani bilemeden 1,5 ay içerisinde hayırlısıyla bu iş gerçekleşecek. Onu söylüyorum. Bir insan yürüyor burada sanki öğleden sonra saatleri. Gölgesi de düşmüş bu insanın. Sanki senin gölgen bile yetecek birilerini korkması için. Bir sözler söyleyeceksin seni üzen insanlara karşı, seni kıran insanlara karşı. Gerçekten de onları susturmayı başaracaksın. Şurada bir araba görüyorum sevgili dostlarım. Çok güzel bir araba. Bir arabaya sahip olabilirsin. Bunun planlarını yap. Bununla ilgili belki kredi konuşman olur. Belki aniden bir araba görmeye gidersin. Ama beğeneceğin bir araba olacak. Güzel, hayırlı, uğurlu bir arabaya sahip olacaksın. Ve aynı zamanda at nalı görüyorum. Bir uzak yere seyahat edebilirsin. At nalının yanında evlilik işareti var. Hem U at nalı hem evlilik. Bütün nazara, negatif enerjiye, büyüye karşı, yapılan kötülüklere karşı evliliğin gerçekleşecek. Bir aşk evliliği yapacaksın. Güzel, mutlu ve mesut gözüküyorsun.
Aynı zamanda gideceğin bir yol var, sana bir şahin eşlik ediyor. Şahin bakışlı derler ya, keskin bakışlı olacaksın. Fırsatları göreceksin, fırsatları yakalayacaksın. Hayat yolunda ilerlerken nerede ne kar ederim, nerede hangi zarardan dönerim, geri adım atmak, durmak ya da beklemek nerede yapılması gerekiyor? Bunların hepsini tek tek hesap edip hayata geçireceksin. Davranışsal olaraktan iyi günler çok yakın. Mutluluk sana göz kırpıyor, merak etme. Mutlu, mesut ve huzurlu görüyorum. Hayırlısıyla güzel günler senin yanında olacak. Göz aydınların var. İyi günlere doğru yaklaşmakta olduğunu görüyorum. Aynı zamanda boğa burcundan birisiyle aşk yaşayabilirsin ve bu aşk evlilikle sonuçlanacak. Haydi bakalım genç hanımlar, genç balıklar iş başına. Şimdi şurada bir açar açmaz yaşam çiçeği formu görüyorum. İlmek ilmek yaşamını kendin öreceksin ve üzerine çıkıp gülüyorsun, neşeleniyorsun. Gerçekten neşeli günlerin çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Hayırlısıyla. Biriktirdiğin bazı paraları bir iş yerinde kullanabilirsin. Bir işin açılışında kullanabilirsin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 8 gün ya da 8 hafta içerisinde önemli bir insanla görüşmen var. 8 sayısına dikkat edin. Mart'ın 8'i olabilir, 8 gün olabilir. Yani 18'i olabilir. 8 sayısı bu aralar uğur getirecek sana sevgili balık burcu. Aynı zamanda telepatik güçlerinin güçlendiği, bir hayli seni mutlu ettiği bir dönem yaşıyorsun. Adının duyulduğu, sevgiyle yaklaşılan bir hale geldiğini görüyorum. Sıra dağlar görüyorum. Hani uzaktaki sevgiliye kavuşuyorsun. Bir de pervane var. Yaşam enerjisi durmadan akıyor ve seni destekliyor sevgili balık burcu. Aynı zamanda geçmişle ilgili bir takım sorunları çözdüğünü, geçmişle ilgili çözdüğün sorunlardan sonra rahatlamalar olduğunu görüyorum. Bir de sevgili arkadaşlar, hormonal bazı sıkıntılar yaşayabilir sevgili balık burçları, ona dikkat etsinler. Mahkemelik bir olayınız da lehinize çözülüyor sevgili balık burçları. Dostlarım, bu videomda da sevgili kova ve balık burçlarını yorumlamaya çalıştım. Eğer benden kahve falı, su falı, iskambil falı, tarot okuması isterseniz ya da bireysel danışmanlık isterseniz 0546-481-3506 WhatsApp numaram. Instagram astrocağına, YouTube'dan astrocağına canım oğlum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.